Ben de öncelikle hocalarıma teşekkür etmek isterim. Çok aydınlatıcı ve öğretici bir konuşma oldu. Sizlere de katılımcılara da çok teşekkürler. Cumartesi günü bu saatte hala buradasınız. İlginiz için, desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Hocam çok önemli bir şey söyledi. Gerçekten reform yapmak için sadece tek bir kurumun değiştirilmesi veya tek bir kanuni metnin değiştirilmesi yeterli olmayabiliyor. Bazı şeyleri gerçekten bir bütün olarak hayal etmek ve o bir bütünü reform etmek gerekebiliyor. Biz de Daha İyi Yargı Derneği olarak A'dan Z'ye Türk Yargı Reformu üzerinde çalışırken sadece bir kurum veya sadece bir mahkeme, bir metin üzerine çalışmak yerine bütün sistemi bir arada ele alarak bütün sistemi reform etmek için bir araya geldik. Şimdi size anlatacağım öneriler, çözüm önerileri. Biz bunları mutlak doğrular olarak görmüyoruz. Sadece somut alternatifler olarak görüyoruz ve bir başlangıç noktası olarak, yargıyı bir hizmet olarak almak için tartışmaların başlaması açısından bir başlangıç sayfası olarak görüyoruz. Ve bu kapsamda bu ekranda gördüğünüz çalışma arkadaşlarımın çok değerli emeklerini size aktarmaya çalışacağım. Biz COVID döneminde çok uzun toplantılar yaparak sıfırdan başlayarak aslında nasıl bir reform süreci yönetebileceğimize dair uzun toplantılar yaptık. Bugün onların sonucunu, onların emeğinin ürünlerini size aktarmaya çalışacağım. Bu kapsamda az önce de bahsettiğim gibi reform derken hem yargı hizmetlerini denetleyen kurumların, mahkemelerin, hem bunları sunan insan kaynaklarının, hem de vatandaşlara hizmetlerin sunulmasını sağlayan usullerin modernize edilmesi gerektiğini düşündük biz. Ve bu şekilde aslında böyle holistik bir şey olması açısından böyle bir sistem hayal ettik A'dan Z'ye Türk reformu için. Ve bu kapsamda ilk olarak benim de alt çalışma grubunda bulunduğum grubun çabasıyla ortaya çıkan Adalet Yüksek Kurumu ve Daimi Hukuk Şurası oldu. Biz çalışmalarımız kapsamında öncelikle var olan yargı kurulumuzun şeffaf, hesap verir bir düzenleyici kurum olması gerektiğini düşünerek Adalet Yüksek Kurumu'nu öngördük. Ve bu öngördüğümüz bütün sistemin de ortasına, merkezine yetiştirdik. Bu kurumun kendi kendini yönetebilir bir halde yapılanması gerektiğini düşündük. Bunun hemen yanında olduğu için bahsetmek istediğim Daimi Hukuk Şurası ise tüm yüksek mahkemelerin, biraz sonra daha detaylı olarak bahsedeceğimiz Adalet Yüksek Mahkemesi'nin, Adalet Yüksek Kurumu'nun ve hukuk meslek birliklerinin başkanlığından oluşan bir kurul olacaktır ve AYK'ya yol gösterecektir. Bu şura yılda en az iki kez buluşarak hem vatandaşların hem üyelerinin getireceği hukukun üstünlüğü, yargı hizmetleri, ekonomi, demokrasi ile ilgili sorunları tartışarak tavsiye niteliğinde veya içtihatı birleştirme niteliğinde kararlar alacaktır. Bu şekilde Mehmet Bey'in de söylemeyi çok sevdiği gibi Türk devlet geleneklerine uygun bir danışma mekanizması oluşturmayı, adaletin gerçekleştirilmesi için tüm paydaşları düzenli bir şekilde kurumsal bir çatı altında toplamayı ve güncelliği sağlamayı amaçladık. Tekrar Adalet Yüksek Kurumu'na dönecek olursak, malumunuz olduğu üzere ve bugün Sayın Ayşe Sarısu'nun da bahsettiği üzere hukukun bağımsızlığı, yargının bağımsızlığı, hesap verirliği bakımından en büyük engelimiz aslında HSK'nın şu anki teşkilatlanma şeklidir. Yargıda yasamanın ve yürütmenin çok ciddi bir şekilde bir rolü olmasına sebep olmaktadır. Bu olumsuz durum HSK'nın kararlarına karşı yargı denetiminin kapalı olması sebebiyle daha da ciddileşmektedir. O yüzden biz buna karşı öngördüğümüz kurumu kaliteli yargı hizmetlerinin üretilmesini sağlayacak bir şekilde planlamaya çalıştık. 4 daire halinde faaliyet göstereceğini öngördük. Bir genel kurul oluşturacaklar. Bunları sayacak olursak, birincisi ülkenin yargıya ilişkin önceliklerini ve buna ilişkin çözüm ve hedeflerin belirlendiği bir politika, tercihler ve ilkeler dairesi. İkincisi, burada görebilirsiniz. Yargı hizmetlerine ilişkin az önce bahsettiğim daire tarafından belirlenen ilke ve hareket planlarının uygulanmasını sağlayacak icraî kararlar alan, yani mahkemelerin açılması olur, kadroların belirlenmesi olur, mahkemelerin kapatılması, hakimlerin atanması gibi kararları verecek yargı hizmetleri dairesi. Üçüncüsü, kurumun kendi kararlarıyla yine biraz sonra bahsedeceğim meslek kuruluşlarının kararlarına itirazların değerlendirileceği bir merci olan itiraz ve yeniden değerlendirme dairesi. Ve dört, son olarak da hukuk meslek mensuplarına ilişkin atama, disiplin, özlük gibi kararların alındığı, ismiyle zaten müsemma, kendisi bütün görevlerini ifade eden özlük, kariyer, performans ve teftiş dairesi. Sonuç olarak bu dört dairenin bir araya gelmesine oluşan 90 üye genel kurulu oluşturacaktır. Bu genel kurul hem asil üyeleri içeriyor hem yedek üyeleri içeriyor.
Bu yüksek üye sayısı esasında kurumun yerine getireceği faaliyetleri ve aynı zamanda dairelerin görevleri kapsamında optimum üye sayısına göre hesapladık ve buna uygun mesleklerle donattık. Nedir bu meslekler derseniz? Dediğim gibi kurumun gerçekleştireceği görevleri dikkate alarak tablonun bu üst kısmında gördüğünüz meslekler. Bunların belirlenmesinde diğer ülkelerde daha sonra gözlemlediğimiz bazı katılım prensiplerini dikkate aldık. Yani dikkate almadık daha doğrusu sonra bunları görünce mutlu olduk. Biz de aynı sonuca kendimiz varmış olduğumuz için. Örneğin AYK bir yargı hizmetlerinin ülke genelinde düzenlenmesine ilişkin kurul olduğu için üyeler içerisinde daha fazla tabii ki hukuk meslek mensuplarının bulunmasını öngördük. Aşağıdan toplam sayılarını da takip edebilirsiniz. Bu gruplar doğrudan hem yargı hizmetlerini sağlayan hem de bunlardan etkilenen gruplar olduğundan sadece hakimler ve savcılarla sınırlı olmaksızın noterler, avukatlar gibi diğer hukuk meslek mensuplarının da dahiliyetini gözetmeye çalıştık. Bununla beraber AYK esasında toplumun tüm bireyleri için yargı üretilmesinin hizmet olarak verilmesinin sağlanacağı bir yargı kurulu olduğu için insan doğası ve toplumsal sosyal davranışlarda uzmanlaşmış üyelerin de olması gerektiğini düşündük. Bugün ne kadar önemli görüşler aldık. Aslında hukukçu olmayan kişilerden, farklı matematik, fizik, farklı alanlarda çalışan insanlardan hukukçu olarak asla düşünemeyeceğimiz, asla aklımıza gelmeyecek entropi, yani hiç üzerine konuşmadığımız bir konu hakkında bu şekilde hukukla birleşecek şekilde tabii ki öğrenmemizi sağlayan insanlar olması çok önemli olduğunu gördük bence bugünkü konuşmalardan. O yüzden sosyolog, antropolog, psikolog, psikiyatrist, eğitimci, kamu yönetim uzmanı, iletişimci gibi de üyelerin olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki bunların sayısı daha az olabilir ancak dahiliyetleri bizce önemlidir. Şimdi bu üyeleri belirledik. Peki bu üyeleri kim seçecek? Hangi paydaşlar seçecek? Burada da ilk sütuna bakabilirsiniz. İlk sütunun sonunda da kaç üye seçeceklerini görebilirsiniz. Üyeleri meclis yürütmeyi temsil edecek düzenleyici, denetleyici kuruluşlar, hukuk meslek mensupları, işçi, işveren sendikaları, dernekler, vakıflar, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları, ekonomik zirai meslek kuruluşları ve üniversitelerin belirlemesi gerektiğini düşündük. Bu üye belirleyen paydaşların belirlenmesinde de az öncekinde aslında benzer bir şey var. Toplumun her kesiminin temsilinin yanı sıra aynı zamanda yargı hizmetlerinden doğrudan etkilenen bazı kesimlerin, toplumun kesimlerinin tespit edilmesi bizim için önem taşıdı. Bu kapsamda yargı hizmetlerinin yine üretiminde doğrudan ilgili olan kesimlerin yanı sıra ülke ekonomisinin en önemli paydasını oluşturan mesleki kolların ve yine yargının hızlı ve verimli işleyişinden doğrudan etkilenebilecek işçi, işveren sendikaları ve kamu niteliğindeki meslek kuruluşları ile temsil edilmesi öngörülüyor. Son olarak hukuki meselelerin şeffaf ve aynı zamanda hesap verir şekilde halinde çok ciddi bir menfaat olduğunu düşündüğümüz sivil toplum kuruluşlarını meydana getiren vakıfların, derneklerin, bunun yanı sıra tabii ki şu anda da çok fazla sıkıntısını çektiğini düşündüğümüz üniversite öğrencilerinin de temsil edilmesi gerektiğinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun hangi üye kaynağının hangi üyeyi belirleyeceği hususunda ise üye kaynaklarının adaylara yakınlığını, tanışıklığını göz önünde bulundurduk. Örneğin tabii ki hukuk meslek mensupları daha çok hukuk meslek mensupları seçecekken üniversiteler eliyle daha ziyade profesörlerin, eğitimcilerin seçilmesi hedeflenmiştir. Üye kaynaklarının belirlenmesinde gözetilen diğer bir prensip ise ki yine bugün üzerinde bayağı konuştuğumuz bir husustu. Hande Hanım'ın da sunumunda diğer yargı kurullarında bazen bu problemi gözlemleyebildik. Üye kaynaklarından birinin veya birkaçının bütün kurum üzerinde nüfuz kurmasını engellenmesi gerekmektedir. Bu önemli bir yani yabancının checks and balances olarak da ifade ettiği bir sistemdir. Çünkü eğer mesela hukuk meslek mensupları tabii ki de kuruldaki büyük bir çoğunluğu oluşturmakla beraber kurulda tek başına nüfuz oluşturamayacak şekilde 90 üyede 30 üye olarak sınırlanmaktadır. Yasama ve yürütme bir araya gelse bile yani Polonya'da olduğu gibi bir durum bizde de tezahür etse dahi 28 üyeden fazla üye belirleyemeyeceklerdir. Bu şekilde bir nüfuz kurmasının engellenebileceğini düşünüyoruz. Eğer 30'dan fazla olsaydı da ya da işte %50'si mesela hukuk meslek mensuplarının oluşsaydı bu sefer de yine başka ülkelerde gözlemlediğimiz bu elit yargı kastı dediğimiz
kast sisteminin oluşması söz konusu olabilirdi. Bunu da engellemek istemiştik. Tasarımız kapsamında bu kurumun denetlenebilir olması çok önemli bizim için. Hesap verir olması çok önemli. Dediğim gibi şu anki mevcut sistemdeki en büyük problemlerden bir tanesi bu. O yüzden denetim mekanizmaları öngörmeye çalıştık. Bunlardan ilki bir iç denetim mekanizması, yani kurum üyelerinin disiplini. Burada herhangi bir ön izin şartı olmaksızın bütün kurum üyeleri hakkında re'sen veya şikayet üzerine disiplin soruşturmaları başlatılabiliyor. Bir diğer husus ise kurum kararlarının hukuki bir denetime tabi olması. Yine teşkilat şemamıza gidersek, burada kararların, şöyle göstereyim. Adalet Yüksek Mahkeme, yani kararların yani icraî niteliği olmayan politika tercihler ve ilkeler dairesi dışındaki tüm idari kararlara karşı isteyen herkesin başvurabileceği bir yargısal denetim mekanizmasının mevcut olması gerektiğini düşünüyoruz biz. Adalet Yüksek Kurulu'nun icraî tüm kararlarına karşı her bir vatandaş tarafından kanun yoluna başvurulmasının mümkün olması gerektiğini düşünüyoruz. İlk olarak bu amaçla aslında üzerine düşünmeye başladığımız Adalet Yüksek Mahkemesi, bu kararların görüleceği hızlı, etkin, yargısal denetim sağlamak amacıyla kurulan özel yargılama usullerine sahip bir uzmanlık mahkemesi olarak vücut buldu tasarımızda. Adalet Yüksek Kurulu'nun verdiği bütün kararlar yargısal denetim bu mahkemede görülecektir. Adalet Yüksek Mahkemesi içinde toplamda 52 üyenin görev yapabileceğini düşündük. Adalet Yüksek Mahkemesi üyelerinin 26'sı Adalet Yüksek Kurum tarafından seçiliyor. Diğer 26 ise biraz sonra bahsedeceğim Barolar Birliği, Savcı Odaları Birliği gibi birlikler tarafından seçiliyor. Bu üyelerin tabii ki aday olma süreçleri ve seçimleri olabildiğince şeffaf ve yargısal denetimde yine ortaya koyacak şekilde planlanması gerekir. Burada da AYK'da gördüğümüz gibi bir genel kurulun daireler halinde işlev gösterdiğini görüyoruz. Genel olarak daha çok Adalet Yüksek Kurulu'nun kararlarının yargısal denetimi hakkında veya hukuk meslek mensuplarının, AYK üyelerinin ve üst düzey kamu görevlilerinin işlediği kişisel veya görev suçlarından dolayı açılan davalarıyla disiplin kararlarına ilişkin itirazlar üzerine verilen kararlara karşı davaların görüldüğü daireler bunlar. Bir tek Yüce Divan Dava İzinleri Dairesi diğer dairelerden görevi itibariyle farklılaşan bir daire olduğu için kısaca bahsetmek istiyorum. Bu dairede Cumhurbaşkanı, bakanlar ve meclis üyelerinin işlediği iddia edilen görev suçları hakkında bir soruşturma yapıldıktan sonra hazırlanan iddianamelerin incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Daire bu yaptığı inceleme sonucunda genel kurula bir rapor hazırlıyor ve genel kurulda iddianamenin kabulü veya reddi yönünde bir karar vererek bu tür şeyleri karara bağlıyor. Dairelerdeki üyelerde de yine AYK'ya benzer bir şekilde her bir daire için dairenin görevlerine uygun bir şekilde disiplin ve branşlarda hukukçu ve akademisyen kadrolarla oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda 5 dairede toplam 25 hakim, 10 avukat, 15 profesör olmasını öngörüyoruz. Bu kapsamda Adalet Yüksek Mahkemesi'nin görevinin kapsamına giren hususlar anayasal sistemi doğrudan ilgilendirdiği için de bu mahkemenin temyiz denetiminin yine Anayasa Mahkemesi tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin mevcut düzenlemesi halinde bu görevlere bakabilecek bir iş gücü ve teşkilatlanması olamayabileceğini de düşündüğümüz için şu anda çok detayına girmeyeceğim zamanınızı almamak adına. Ama bir Anayasa Mahkemesi reformu olması gerektiğinde daire, üye sayısının artırılması ve aynı zamanda seçim usullerinin de çok daha demokratik bir hale getirilmesi gerektiğini ve bunun da yine aynı zamanda denetlenir ve hesap verir olması gerektiğini, liyakata bağlı olması gerektiğini düşünüyoruz. Onun için tabii ki metinlerimizi daha detaylı inceleyebilirsiniz. Bu şekilde biz aslında Adalet Yüksek Kurulu'nun karar ve işlemlerinin hukuki denetimine ilişkin endişeleri gidermeye ve her aşamada bir kontrol mekanizması olmasını sağlamaya çalıştık. Şimdi, az önce Adalet Yüksek Kurumu'ndan bahsederken aslında HSK'nın yargı sistemini düzenleyici otorite olarak gösterdiği görevleri Adalet Yüksek Kurumu'na verdiğimizi söylemiştim. Bununla beraber bir meslek kuruluşu olarak yaptığı görevlerin ise biz bağımsız yargısal meslek kuruluşları eliyle yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Tam bağımsız yargısal meslek kuruluşları avukatlar dışında diğer meslek mensuplarının da ayrı meslek kuruluşlarına sahip olması ve bunların hepsinin anayasa altında korunma altına alınması anlamına geliyor. Bu kapsamda merkezi Ankara'da olmak üzere 15 bölgede hakim, savcı odaları, bölge baro birliği ve tabii ki avukatların
sayıları da göz önünde bulundurarak yaklaşık 75-80 il baro kurulması planlanmıştır. Önerimiz kapsamında Adalet Yüksek Kurulu'nun mesleğe kabul ettiği her meslek mensubu kendi siciline ve görev yaptığı bölge meslek birliği odasına üye olacaktır. Bu doğrultuda aslında avukatlar bakımından mevcut sistemin korunduğunu söyleyebiliriz. Bu meslek kuruluşları meslek mensuplarını temsil etmenin yanı sıra mesleğin etik kurallarına ilişkin taslaklar oluşturarak Adalet Yüksek Kurumu'nun onayına sunacaklardır. Ve ayrıca meslekten çıkarma kararları hariç olmak üzere, çünkü bunları Adalet Yüksek Kurumu veriyordu, disiplin, denetim soruşturmalarını da yapmakla mesul olacaklardır. Daha önce ifade ettiğimiz üzere meslek kuruluşları organlarının kararları önce Adalet Yüksek Kurumu nezdinde, daha sonrasında Adalet Yüksek Mahkemesi nezdinde itiraz ve dava yollarına tabi tutulabilmelidir. Şimdi kurumları reforme ettiğimizi hayal edelim, umalım. Bunun yanı sıra aynı zamanda yargının kaliteli bir hizmet üretmesi için insan kaynaklarının da düzenlenmesi gerekmektedir. Bu yüzden yeknesak bir kariyer planı ve performans değerlendirme sistemi de olması gerektiğini düşünüyoruz biz. Bugün yine bir sürü örneğini gördük ve aynı zamanda Almanya'da da olduğunu bildiğim bir sistem. Hukuk mesleklerine giriş sisteminin temel olarak 7 yıl sürmesi ve 7 temel aşamadan oluşması planlanmıştır. Böylece aynı zamanda çok genç hakimlerin gelmesi sorununu da çözebileceğini düşünüyoruz biz. İlk aşama hukuk mesleklerine giriş genel sınavı. Bu aşamada hukuk fakültesinden yeni mezun olmuş adayların gireceği bir yazılı sınav var. Adalet Yüksek Kurumu tarafından düzenleniyor ve 100 üzerinden 70 puan gerekiyor. İkinci aşama hukuk meslekleri genel stajı aşaması. Burada da her bir hukuk mesleği için 3'er aylık staj öngörüyoruz. Bu aşamayla beraber, çünkü çok karşımıza çıkan bir soru ve çok haklı bir soru, adayların maddi kaygılarının giderilmesi amacıyla buradan itibaren belirlenen bir ücret ödenmesi öngörülüyor. Bundan sonra meslekte özetmen ve yardımcılık sınavı, kariyeri hedeflenen hukuk mesleğinde, yani hakimse, savcısı, avukatsa ona göre bir sınava giriyorsun ve 100 üzerinden 70 başarı için gereken puan. Daha sonrasında seçtiğin mesleğe ilişkin bir staj yapılmasını öngörüyoruz biz. Bu aşamada da bir yıl süren ve adayın seçmiş olduğu hukuk mesleğine ilişkin mahkemelerde, savcılıklarda geçirilen yoğun bir staj dönemi olarak planlanıyor. Özetmenlik aşaması. Bu özetmenlik bizim üzerine düşündüğümüz ve raportörlüğe benzeyen bir statü olarak hayal ettiğimiz, kendimiz uygun gördüğümüz bir kelime bu alan için. 2 yıl sürmesi planlanan bir aşamadır. Yine dediğim gibi işte raportörlüğe benzer bir kavram olarak üzerine düşündük ve yargılama ve süreçle ilişkin özet ve araştırma yapma görevi olacak. Daha sonrasında ise 3 yıl süren yardımcılık görevinde ise artık yargılamalara ve idari süreçlere katılma söz konusu olacaktır. Son aşamada ise mesleğe kabul ve atama sınavı olacaktır. Burada da yazılı bir sınav ve mülakat olması belirlenmiştir. Mülakatları kurullarının 7 kişiden oluşması ve bu kurullarda avukat, hakim, savcı, noter, akademisyen ve psikolog mesleklerinden kişilerin bulunması öngörülmüştür. Ama mesela hakimlik mülakatı söz konusu olduğunda kurulda 2 hakim olarak ve diğerlerinin tek bir üye olarak bulunması savunulmuştur. Bu sürecin tamamen açık olması gerektiğini düşünüyoruz biz de, aynı şekilde denetlenebilir olması gerektiğini düşünüyoruz. Sınav ve mülakat sürecinden alınan puanların ortalamasının 40'ın altında olması durumunda ilgili aday bir alt aşama olan özetmenlik görevine geri atanacak. 40-70 arasında olması durumunda yardımcılık görevine devam etmesi öngörülüyor. 70'in üzerinde olması durumunda ise adayın seçmiş olduğu hukuk mesleğine atanması ve başlaması öngörülüyor. Önerimiz kapsamında yine tüm hukuk meslekleri için mahkeme dereceleriyle uyumlu bir 3 dereceden oluşan kariyer planlaması yapılmış. Ve hakim savcı meslekleri için de her derece içerisinde kendi içerisinde 3 ayrı seviye belirlenmiştir. Bunun da zamanında ahilikteki seviyeleri paralellediğini düşünüyoruz. Bu seviye ve derece yükselmeleri, yapılacak olan sınavlarda alınan puanlar, yabancı dil belgesi ve performans değerlendirme sistemindeki diğer kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Her seviye ve derecenin kendine has kriterleri bulunmaktadır. Yüksek lisans, doktora yapmış olmak, makale yayınlamış olmak olabilir. Performans değerlendirme kriterleri ise mesleki yeterlilik, sosyal yeterlilik, verimlilik, hizmet kalitesi gibi kriterler. Bunların hepsi yılda bir Adalet Yüksek Kurumu tarafından dikkate alınacaktır. Aynı zamanda bu sistemin hukuk meslekleri arasında geçiş olanağı vermesi açısından daha dinamik, etkili bir kariyer sunduğunu, tecrübe eksikliklerinde aynı zamanda önüne geçtiğini düşünüyoruz.
düzenleyici kurum ve amaca uygun yetişmiş hukukçulardan sonra bir de yargı hizmetine sunulduğu birimler olan mahkemelerin de uygun yapılanmasını sağlamak için kalkınma ve refah odaklı bir uyuşmazlık sistemi öngördük. Bu kapsamda bölgesel ihtiyaçlar ve yoğunlaşmalar gözetilerek kurulmuş olan bölge adliye mahkemeleri aynen korunurken, ilk derece mahkemelerinin NAT sistemine göre belirlenmiş kalkınma bölgeleri bazında ve bölgelerin ihtiyacına uygun olarak ekonomik faaliyetler, nüfus yapısı, sosyal ilişkiler ve bölgenin üretim kapasitesi dikkate alınarak optimum yapıya kavuşturulması gerektiği düşünülmektedir. Bölge mahkemelerinin altında ilk derece mahkemeleri, heyet mahkemeleri ve tek hakimli mahkemeler olarak iki tür ayrılmaktadır. Heyet mahkemeleri de kendi içinde genel mahkemeler ve ihtisas mahkemeleri olarak ayrılmaktadır. Mehmet Bey'in de kendi panelinde bahsettiği üzere çabuk müdahale edilmesi gereken nispeten küçük ve kolay işlere bakan mahkemelerde ve aynı zamanda yeni önerilen adli hazırlık mahkemeleri de tabiri caizse yargı hizmetini vatandaşın ayağına götürecek mahkemeler olarak planlanmıştır. Aslında uyuşmazlıkların makul sürede çözülmesi amacıyla önerdiğimiz bu mahkemeler, tarafların kontrolünde, mahkeme gözetiminde bilgi toplama, delil sunma, bilirkişi görüşü alma ve uzlaşma aşamalarını yönetecektir. Dediğim gibi sorgulamalar, delil toplanması, tespit, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz işlemleri yapılacak şekilde teşkilatlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bunların da bu şekilde 10.000'den fazla olan mahkeme sayısını 2-3.000 civarına düşürmenin mümkün olacağını öngörüyoruz. Uyuşmazlık yönetim çalışmamız kapsamında en son davaların gerçekten de tek celsede görülüp bitirecek şekilde usul kurallarının belirlenmesinin mümkün olmadığını, olup olmadığını tartıştık. Bu kapsamda da az önce yine bahsettiğimiz, adli hazırlık mahkemelerinin kurulmasının yanı sıra dürüstlük kuralı ve bu temel ilke üzerinde şekillenen tam ve doğru ifşa prensibinin hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu şekilde uyuşmazlık yönetiminin reform edilebileceği görüşündeyiz. Diğer sistemlerde de gördüğümüz, bugün de konuştuğumuz ve Nefis Hoca'nın da bahsettiği tarafların uyuşmazlığın konusu olan bütün bilgi ve belgeleri, maddi vakaları hazırlayarak dürüst bir şekilde sunmasının süreçleri çok ciddi bir şekilde kısaltacağını düşünüyoruz. Hele ki uzlaşma noktasında taraflar arasında anlaşma sağlanması durumunda tabii ki davanın çok daha hızlı ve masrafsız bir şekilde çözümü söz konusu olacaktır. Tabii ki burada bize avukatlara çok ciddi bir görev düşüyor. Çünkü bilgi ve delillerin tam ve doğru olarak hazırlanması gerekiyor. Eğer sulh ile sonuçlandırılamayacak olsa dahi, uzlaşma ile sonuçlandırılamayacak olsa dahi gerçekten tamamlanmış bir dosya ile yargıya intikal ettiği zaman dosyalar eksiksiz hazırlanmış olacaktır. Ve belki de gerçekten de bir veya iki celsede bunları çözümlemek söz konusu olacaktır. Bir ön inceleme duruşmasına gittiğimiz zaman sadece rapor mu alınacak, alınmayacak mı diye beklemenin ve sonrasında bir celse dağıtmanın bir anlamı olmadığı hepimiz hemfikiriz sanırım bu konuda. Gerçekten de avukatlara bu yüzden ciddi bir etik, bilinç ve sorumluluk düşüyor. Ancak yine diğer işte bu Discovery denilen sistemin olduğu diğer ülkelerdeki avukatlık mesleğinin prestijine baktığımız zaman bunun da daha yüksek olduğunu görüyoruz. Belki bizim için de böyle bir görev bilincine sahip olmak Türkiye'deki avukatlık mesleğinin aynı zamanda saygınlığını da artırabilir diye düşünüyoruz. Bu hazırlık sürecinin yanı sıra uyuşmazlık yönetimi adı altında kaydedilen her türlü uyuşmazlığın bir ulusal veri tabanına aktarılmasıyla Big Data'dan faydalanarak yargıya intikal edecek hususların önceden tespitinin de söz konusu olabileceğini düşünüyoruz. Tabii ki bu biraz daha tartışmalı bir konu, tehlikeleri de illaki var, üzerine tartışabileceğimiz bir konu ama bu verilerin doğru tasnifiyle beraber hangi mahkemelerin açılması gerektiği, hakimlerin hangi konuda eğitime ihtiyacı olduğu gibi bazı tespitlerin yapılmasının mümkün olacağını düşünüyoruz ve bütün bunları bir araya aldığımız zaman yani uyuşmazlıklar erken tespit edilsin, yargı kaynakları ileriye yönelik planlansın, modern uyuşmazlık yönetim usulleri kullanılsın, biraz daha sulh ve uzlaşmanın gerçekten sadece kağıt üzerinde değil gerçekten iki tarafın da eşit bir şekilde temsil edebileceği bir durumda teşvik edilsin. Ve dava öncesi vakalar dürüst bir şekilde ifşa edilirse o zaman gerçekten en karmaşık davaların bile en geç 3-4 ay içinde sonlandırmanın mümkün olduğunu savunuyoruz biz. Ben çok sevgili çalışma arkadaşlarımın emeklerini size çok kısa bir süre içerisinde aktarmaya çalıştım. İlla ki atladığım bir şeyler olmuştur, eksik olabilir. Ancak zaten soru cevapta da yardımcı olmaya çalışırım kendi bildiğim kısımla ilgili olarak. Aynı zamanda sorularınızı ve önerilerinizi
bize ve bütün metinlerimize internet sitemizden de ulaşabilirsiniz. Bize buradan da ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim.